çok belliydi. O bebeğin benden olmadığını. Benim dışımda bir tek Ritika biliyor. Gerçekle yüzleşmemek için kaçtı. Sahtekar. Önce bana yalan söyledi. Sonra da size. Sensin sahtekar. Ritika'yı da kandırdın, bizi de. Ritika'nın bebeği senin bebeğin. Rapor böyle söylüyor. Arfi? Ne oldu? Rapor geldi mi? Bu rapor tamamen sahte. Bu sonuca inanmıyorum. Bebek benim değil. Bak Arfi. İşte testi bu yüzden yaptırmak istemedim. DNA testi yaptırmanın ne anlamı kaldı ki? Bana hala yalancı diyor. Kes şu saçmalığı. DNA testi yaptırmak istemedin çünkü yalanının ortaya çıkmasından korkuyor. Bakın, kaçmak için bavulunu toplamış. Korktu. Çünkü sorulacak sorulara hiçbir cevabın yoktu. Neden kaçayım ki ben? Bu bebeğin senin olduğunu biliyorum zaten. Bak raporda da aynısı yazıyor zaten. Bu raporu değiştirdiğine emin. Söyle bunu nasıl yaptın? Sana bunda kim yardım etti? Bana gerçeği söyle. Bana bağırma şarma. Beni ifşa etmek istedin. Ama asıl sen ifşa oldun. Benden DNA testi yaptırmamı istemiştin. Test sonuçları geldiğinde de söylediğin yalanlar ortaya çıktı işte. Neden kaçayım ben? Bu bavulu insanlara bebeğin babasını açıklamaktan yorulduğum için hazırladım, anladın mı? Benim suçum ne ki? Yoksa kadın olmak mı? Bebeğimin babasının kim olduğunu kanıtlamam mı gerekiyor? Benim kendime saygım yok mu? Benimle olan bağını kopardın Şarman. Ama yine de bu bebeği dünyaya getirmek istedim ben. İyi bir geleceği olsun istedim. Tamamen yalnızdım. Ama Arfi bana yardım etti. Alnım ak bir şekilde yaşamam için bana cesaret verdi. Ama kız kardeşin bunu göremedi. Geri döndü. O geri döndüğü zaman benim bütün hayatım alt üst oldu. Sonra da sen geldin. Beni tekrar küçük düşürdün. Bebeğimin babası olmana rağmen benden DNA testi yaptırmamı istedin. Sonuçlar çıktığı halde bana yalancı diyorsun sen. Ne istiyorsun ha? Kendimi öldürmemi mi istiyorsun yoksa? İşte bu yüzden uzaklara gitmek istemiştim. Kadınlara saygı duyulmayan bir yerde yaşamak istemiyorum ben. Bebeğimin geleceği bitti. Gösteri yapmayı bırak. O bebeğin benim olmadığını çok iyi biliyorsun. Yeter Şarman. Çok konuştun. Ritika'ya istediğin gibi hakaret ettin. Eğer onun için bir kelime daha edersen...
İnan bana Ranbir. Raporları değiştirmiş. O bebek benden Yeter. Buraya geldin ve işin bitti. Şimdi defol. Hadi dışarı. Ranbir büyük bir hata yapıyorsun. Ne dediğin umurumda değil. Çık dışarı. Hadi. Yürü. Seni dinlemek istemiyorum. Defol buradan. Evet, gidiyorum. Gördün mü işhani? Bu yüzden gelmek istememiştim. Ranbir'im Ritika'ya laf söyletmeyeceğini biliyor. O Ritika'nın sahte raporuna inanıyor. Bebeğin babası olduğumu sanıyor. Ritika gördüğüm en büyük yalancı. Bunu başından beri biliyorum. Ama bugün onun sahtekar olduğunu da öğrendim. Kendini aklamak için testin sonuçlarını değiştirdi. İstediğini düşünebilirsin sen. Bu bebeği kabul etsen de etmesen de dünyaya getirmek istiyorum, anladın mı? Evlenmemiş olmasam da, kimsenin karısı olmasam da bebeğime iyi bir anne olmak istiyorum. Ben bundan sonra bebeğim için yaşayacağım. Senin yapman gereken her şeyi Arvi yapıyor. Evet Arvi. Sharman beni ona en çok ihtiyacım olan zamanda terk etti. Onunla evlenmek istemiyorum ben. Çünkü o bebeğimin babası olsa da iyi bir insan değil. Bu yüzden DNA testi yaptırmak istemedim. Bana güven Arvi. Tek nedeni buydu. On numara yapıyor. Buradaki herkes oyun oynuyor. Bu yüzden DNA testini kendi doktoruna yaptırmak istedin. Sonra da sonuçları değiştirdin. Hem beni kandırdın hem de tuzağa düşürdün. Bana komplo kurdun. Öyleyse ona tekrar test yaptırmasını söyleyin. Bunu yapmayacağını biliyorum. Çünkü Ritika çocuk hakkında sır saklıyor. Yeter artık abi. Seni ben çağırdım. Ama artık sınırını aşıyorsun. Ranbir buradan gitmeni söyledi. Şimdi lütfen burayı terk et. İşhani, sen... Ne? Kendini ne sanıyorsun? Sırf erkeksin diye bir kadına ağzına gelen her şeyi söyleyebileceğini mi düşünüyorsun? Ritika ile ne bağın var? Eğer hiçbir bağın yoksa onunla nasıl böyle konuşabilirsin? Ritika ile önceden böyle konuşabilirdin. Ama benim evimde ve benim karşımda Ritika ile böyle konuşursan... Abim olduğunu unuturum. Benimle nasıl böyle konuşursun? Seninle Ritika ile konuştuğun gibi konuşuyorum. Seni buraya ben çağırdım. Çünkü buraya gelmeni ve yaptığın hatayı düzeltmeni istedim. Ama sense aynı hatayı tekrar yaptın. Buraya geldin ve olay çıkardın. Bir daha test yaptırmayacak. Kanıtlayacak hiçbir şeyi yok. Ne düşünüyorsun? Ritika ile evlenirsen insanlar bunu hoş karşılamaz, değil mi? Onu hiç önemsemiyorsun. Senin gözünde kadınların bir önemi yok mu? Sen kadınlara sadece evlendiği zaman mı saygı duyuyorsun? Ritika yalnız olabilir. Ama güçsüz değil. Test filan yaptırmayacak.
Sana söylemiştim. Ritika ile evlen demiştim. Şimdi de Ritika'ya seninle evlenmemesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü eğer seninle evlenirse ömür boyu sana kendini kanıtlamak zorunda kalacak. Benim hakkımda nasıl? Ben senden bahsetmiyorum. Burada bir kadından bahsediyorum. Eğer bir kadının karakterini ve kendine olan saygısını sorgularsan, her kadın ona destek çıkar ve savunur. Git buradan. Abim olduğun için senden utanıyorum. Git buradan. Git dedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.